Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Furkan Güzel arkadaşlar. DSR'i bir Transformers desenle oynayacağız. Transformers değil, pardon, Transform desenle. Bugün sizlerle birlikte bu desenle oynayacağız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce ufak bir çekilişle karşınızdayız. Açıklama kısmının en başında çekilişin linki bulunmaktadır. Katılmak isterseniz açıklama kısmının en başına bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve bugün dediğim gibi Transform desenle oynayacağız. DSR1 biliyorsunuz çoğu esporcunun kullandığı DSR1 silahının sevilen çok yanı var. Evet, biz de Transformers deseniyle oynayacağız. Hemen evet, hızlıca canlanmamız yok. Run. Arkadaşlar oyunla ilgili bazı tepkiler sunacağım. Şimdi bu videoda oyuna şey gelmiş. Her şeyle ilgili bahsedeceğim bu videoda. DSR1 Transform kullandığım videoda. İşte bu videoda, şu an bu videoda. Her şeyden bahsedeceğim. Oyunla ilgili de yapılan değişiklikler, KDV'dir, odur, budur, yudur. Her şeye tepkimi ben de sunacağım. Bakalım neler neler olabilecek. Şimdi arkadaşlar, öncelikle oyun yavaşlamış. Yavaşlaması benim için de çok güzel olmuş. Ben hep PUBG'ye giren biriydim ve PUBG çok yavaştı. Bildiğiniz PUBG yavaşlığında benim de çok istediğim bir şeydi bu. Hop abi, Transform desen yalnız şekil, onu geçeceksin de. Maksimumdayız. Çok güzel gösteriyor maksimumda. Benim de istediğim bir şeydi arkadaşlar. PUBG oyununu oynuyordum falan filan. Zaten hop, diğer oyunlarda da oldukça yavaş. O oyunlardan buraya gelip de alışmanız zordur. Ama zaten he, bu arada şöyle bir güzel yanı var. Tabii ki para yatıramayan kardeşlerimiz için. Şöyle DSR1'i mesela %20 eklentisi, %20 hızlı silah %25'ten 20'ye düşmüş. Tepme de 7,5'tan 5'e düşmüş. Fazla bir düşüm değil ama gene güzel bir alçalma. Yani hiç böyle para yatıramayan arkadaşların elinin hızı aynı kalıyor. Hani mesela sadece para yatıran, yani bizimki düşmüş. Yani Zula burada eşitliğe doğru yönelmiş. Bunu zaten az çok yönelmiş. Şimdi biraz da şeyleri düşürse, hani hızlı canlanmanın arkadaşlar normalde bir önemi yok. Mesela konuşamıyorum. Artılı silahları falan, onları düşürse birazcık, tabii ki bizler için daha da iyi olabilir. Herkese eşit oynamasını istiyorsanız artılı silahların düşmesi lazım arkadaşlar. Ve de çelik yelek zaten %5 var. Ya çelik yeleğin fazla bir şey yaptığını söylemiyorum ama hepsi tabii ki ekip olunca bu ekstraların gene büyük bir eşitsizlik oluyor ama velakin sen niye beni öldürdün? Dediğim gibi hepsi bir arada olunca zaten büyük bir eşitsizlik oluyor. Yani düşerse iyi olur. Abi sen de çekilirsen iyi olur. Beni salarsanız. Hepsi düşerse yavaştan böyle 5'tir, 2'dir, 3'tür. Gene eşitliği olur ve Zula zaten bunu yapmış. Hop. Abi ben hala 3-1 yapabiliyorum. Hani bak, pro gene pro. Hop. Abi yeni haritamızda çok güzel olmuş. Abi bir karbon gelebilirdi ama. Kardeşim, bunları geliyor geliyor düşüyor. Bunlarda bir sorun var. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar, yani güzel olmuş diyelim. Net ve kısa bir şekilde güzel olmuş. Çıkartmadır onlar. Yani oyunu, onları düşürülmesi benim için kötü değil. Ben yatırıyordum. Her şeyim sondu ama ben vallahi iyi yani. Olumluyum bu konuya. Bu konuda bir şey yok abi. Bir tek alışması zor olacak. O da zaten normal bir şey. Bir tek alışması zor olacak. O da normal bir şey diye düşünüyorum. Son olarak. KDV'ye geldik. KDV tüm Türkiye'de, dünyada aynı aslında. Bu Kaya abi biliyorsunuz şey, nasıl diyeyim arkadaşlar, bu Kaya abi bilmiyorsunuz, daha doğrusu ben söyleyeceğim şimdi, bilmiyorsunuz, biliyorsunuz der ki al işte. Heh. Bilmiyorsunuz, ben söyleyeceğim arkadaşlar. Kaya abinin normalde Türkiye'de yaşamıyor, Avusturya'da yaşıyor. Avusturya'da da Euro ile epinlerini çekiyor. Hani bu çarda 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon harcamamızın bir sebebi de bu zaten. Kaya abi bayağı çok ucuza çekiyor ve çalıştığı yerde çok, yani asgari ücreti bile çok fazla olan bir ülkede çalışıyor. Aldığı maaş çok yüksek olduğu için, bir de euro Türk parasına oranla çok ucuz olduğu için bayağı fazla zarar çekiyor. Hani normalde Türkiye'deki 5 milyar maaşla çalışsam 5 milyarın hepsini yatırıyormuş gibi bir şey yani o. Ama daha fazla geliyor tabii euro ile olunca. Bayağı yatırıyor. Bu KDV
Avusturya'ya bile gelmişken siz Sura'ya laf atıyorsunuz. Hani Avusturya'da LoL'dür, başka hani epine olan tüm oyunlar, yani aklıma LoL geldi, RP geldi bir tek ama dediğim gibi bir tek Zula'da değil yani bu KDV. KDV Zula'yı, yani bu sefer KDV'yi Zula getirmedi. Hani Zula zaten pahalansa pahalansa 2019'da bir daha pahalatırdı. O da ekonomi zaten uçuyor. O yüzden pahalatmak isterdi. Ki dediğim gibi Zula ile ilgili bir şey değil. Yani zaten çoğunuz biliyordur bunu. Bunu çoğunuz biliyordur. Zaten Zula ile... Ne yapıyorsun lan? Hadi. Çılgın Memo. Hadi bakayım. Konudan iyice çıktık. DSR Transform'dan ama. Ya ben seni öldürmem lazım. Ben hani yapamam. Hani yapamam. Al işte çılgın çıktı. Yani dediğim gibi arkadaşlar KDV normalden daha pahalı olmasının sebebi bu. Hani tüm dünyaya geldi. LoL'dür, o'dur, o'dur, dediğim gibi tüm epin alınan oyunlara geldi. Bu KDV. Sadece Zula'ya değil. Tabi Zula pahalılaştı. Zula KDV'nin geleceğini bilmiyordu. Bir de bu geldi. Ya hak yani. 205 bin Zula aldığını. Herhalde bir de bonusu var. Bonusunu bilmiyorum tam. 200 bin. Tam düz bir, yuvarlayalım. 200 bin diyelim. Tam düz 200 bin diyelim. Yani 200 binlik olan en büyük çektiğimiz Zula altını. Zula'nın sitesinde. Ta 318 TL'ye kadar çıktı. 318 TL'de aman Allah. 5 tane PUBG alınır. PUBG kaç para? 70. 60 mıydı? 70 lira. 5 tane neredeyse 4,5 tane PUBG alınır. 4 tane falan PUBG alınır. O derece yani çok zor. Şimdi bakalım hatta. Dediğim gibi arkadaşlar KDV de bu. Yani yapacak bir şey yok. Tepki merak edenler de bu videoyu yönlendirin. Aynen 205 bin zor altını. 249 TL. İnin Allah ödersen 318 değil. 313'e. Evet. Aman Allah 50 lira KDV mi olur lan? Oğlum %18 yüklüyorlar KDV'yi. Bu ne lan? Heh. %18 KDV mi olur? Lo. Neyse arkadaşlar. DSR bir transfer transform deseni, transfer desenini de böyle gösterelim. Transform desenini bu şekilde gösteriyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişlerimiz sürecek. Güncel çekilişlerimizi de videonun altından takip edebilirsiniz. Önceki çekilişlere de katılmadıysanız videonun altına bakarak önceki çekilişlerimize de katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.